Bu iki harften oluşan tek heceli basit kelime, karma karışık bir vücut sistemi olan insanoğlunun var olabilmesinin yegane sebebidir. Ama aynı zamanda su, tıpkı insanın olduğu gibi devletin de yaşam kaynağıdır. Bir toprağın yurt olabilmesi için kanla sulanmadan önce suyla yıkanması gerekir. Tarihin doğuşundan beri ekonomik, sosyal, kültürel ve ekolojik birçok kararın suya göre verildiğini görürüz. Suyun bol olduğu yerlerde uygarlık gelişmiş, medeniyetler refaha kavuşmuştur. Türkistan'da kuraklıktan muzdarip olan atalarımız suyun kıymetini çok iyi anlamışlar, binlerce yıl önce Turfan'da kurdukları sulama tesisleriyle insanı hem hayrete düşüren hem de hayran bırakan bir sistem kurmayı başarmışlardır. Doğu Türkistan'ın Turfan kentindeki Karis su kanalları su medeniyeti tarihi açısından çok önemli. Horasan erenleri derviş dergahlarını su kenarına kurarak Anadolu'nun Türkistan medeniyetini geliştirmişlerdir. Vatan topraklarımızda suya verilen önemi anlamak için Osmanlı'ya su medeniyeti dendiğini hatırlamak yeterlidir. Osmanlı'da 38 isale attı, 1553 vakıf çeşmesi tesis edilmiştir. İnsanlık tarihi boyunca kültürü, edebiyatı, dini ve sosyal hayatıyla suyun böylesine kaynaştığı ikinci bir medeniyet gösterilemez. Osmanlı döneminde su yapılarının inşası vakıflar tarafından yürütülmüştür. Osmanlı'da su işleri örgütlü bir şekilde ilk kez 1914 yılında Umur-u Nafa Müdüriyet-i Umumiyesi'nin yani Bayındırlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün kurulmasıyla başlar. Bu genel müdürlüğün görevleri arasında sulama, kurutma, taşkın koruma, nehir ulaşımı, su biriktirme ve dağıtımını sayabiliriz. Yüce Allah İbrahim Suresi'nin 32. ayetinde gökleri ve yeri yaratan, gökten su indirip onunla size rızık olarak türlü türlü ürünler çıkaran Allah'tır. İzniyle denizde yüzüp gitmeleri için gemileri emrinize veren, nehirleri sizin için faydalı olacak şekilde yaratan O'dur, diyerek suyun insanoğlu için vazgeçilmez olduğunun altını çizer. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de defalarca karşımıza çıkan suyun önemine dikkat çeken ayetler, İslam'ı kendine yol olarak belirleyen Osmanlı'nın hayat tarzına da sirayet etmiş ve vakıf kültürüyle suyu insanların hizmetine sunmaya gayret etmiştir. Vakıf, İslam hukukundan sırf Allah rızası için bir malın, bir servetin sürekli olarak bir amaca yönelik, zengin kişiler tarafından kurulan ve ihtiyaç içinde bulunan kimselere faydalanmaları için sunulan müesseselerin adıdır. Yani vakıflar için kişinin kendi mülkünü Allah'ın mülkü olarak tayin etmesi de diyebiliriz. Osmanlı dönemi vakıf eserlerinin sadece isimlerini bile saymak kitaplara konu olur. Bu eserler arasında neler yoktur ki? Ama biz sadece insanlara su ulaştırmak için yapılmış olanlara baktığımızda bile büyük bir zenginlik, büyük bir çeşitlilik görüyoruz. Çeşme, sebil, selsebil, şadırvan, fıskiye, havuz, kuyu, hamam, ılıca, hela, gasilhane, çamaşırhane, su yolu, sarnıç. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan DSİ'nin kuruluşuyla ilgili ilk yasa, Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra 22 Temmuz 1925'te çıkarılmıştır. Bu kanunla Nafia Vekili Süleyman Sırrı Bey başkanlığında Türkiye 12 idareye bölünür. Aynı yıl Umur-u Nafia Müdüriyet-i Umumiyesi'ne bağlı bir Sular Fen Heyeti Müdürlüğü kurularak Bursa, Adana, Ankara, Edirne ve İzmir Su İşleri Müdürlükleri kurulmuştur. Tarihler 30 Mart 2022. Bursa Türk Dünyası Kültür Başkenti. Biz de Altay Dağları, Tanrı Dağları, Kadın Irmağı, Bey Irmağı, Amu Derya, Siri Derya bölgelerinden yola çıktık. Bursa'da su medeniyeti, su tarihini belgeselleştirmek istedik. Evliya Çelebi yıllar önce Bursa sudan ibarettir diyor. Hakikaten Bursa sudan ibaret ama önemli bir yer burası. Devlet Su İşleri 1. Bölge Müdürlüğü. Zira 1925'te Cumhuriyet'ten hemen sonra ilk Devlet Su İşleri'nin teşkilatı burada başlar ve bu tabelada
tarihi bir tabeladır ve harf devriminden 1927'den sonra Bursa'daki Bölge Müdürlüğü binasına asılmış bir tabela elimizde. Tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık. Devlet Su İşleri'nin kurulduğu günden itibaren tarıma verdiği önem ülkemizin kalkınmasında büyük rol oynamıştır. 1929 yılında ülkemizde ortaya çıkan şiddetli kuraklık ve kıtlık neticesinde Sular Umum Müdürlüğü'nün kurulmasına karar verilmiştir. Ankara Çubuk Barajı inşaatı, Ankara Ovası Sulama Tesisleri, Ankara İçme Suyu Tesisleri, Bursa Ovası Sulama Tesisleri, Tarsus Aynaz Bataklığı'nın kurutulması, Nazilli Ovası Ana Kanal çalışması gibi önemli hizmetler için canla başla çalışılır. Bu dönemdeki diğer önemli projelere Bursa Gölbaşı Barajı, Niğde Gebere Barajı, Van'da Sihke Barajı ve Eskişehir Porsuk 1 Barajı örnek olarak verilebilir. Sular şehri, Evliya Çelebi'nin deyimiyle, tabiriyle. Burası sultanlar şehri, burası imparatorluk başkenti. Sultanlar şehri dedik ve 2022 yılı Türk dünyası kültür başkenti. Bursa'dayız. Kültür ve medeniyet tarihimizde vakıflar. Ademoğlu vefat edince ameli kesilir. Ancak üç hususta müstesna. Sadaka-i cariye, faydalı ilim ve kendine dua eden hayırlı evlat. Hazreti Muhammed. Evliya Çelebi, 17. yüzyılda Osmanlı vakıf eserleri hakkında, ben 50 yılda 18 padişahlık ve krallık yere seyahat ettim. Hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim diye yazacaktır. İslam medeniyetinde vakıf mevzusunun bu kadar gelişmesinin en büyük sebebi, Peygamber Efendimizin bizzat kendi kurduğu vakıftandır. Medine'de kendisine ait olan hurma bahçesini vakfedip, gelirini de İslam'ın acil ihtiyaçları için kullanması örnek olmuştur. Anadolu Selçuklu'nun izinden giden Osmanlı da tıpkı kendinden evvelki gibi vakfa önem vermiş ve sayıyı arttırmıştır. Daha beylik yeni yeni kurulurken Orhan Bey zamanında İznik'te yapılan medrese için Orhan Bey bizzat kendi mal varlığından medreseye vakfetmiştir. Hatta Bursa'da bir zaviyenin vakfiyesinde şu satırlar yer almaktadır. Cami ve zaviyenin tamiri için bazı köyler, han, hamam, dükkan, değirmen, bağ ve bostanlar vakf olmuştur. Fasık kimseler müstesna, mütevellinin müsaadesi olmadıkça 3 günden fazla kalmamak üzere gelen misafirler kabul edilmek ve yine 3 günden fazla kalmak isteyenlere rencide olmamaları için vakfın şartı söylenerek fazla kalmalarına müsamaha olunmaması şartı konulmuştur. Peki hangi durumlarda hizmet için vakıflar kurulduğunu hiç düşünmüş müydünüz? O kadar teferruatlı bir liste karşılıyor ki bizi. En mühimlerini söyleyecek olursak, fakirlere, dullara, öksüzlere, borçlulara para yardımı yapmak, öğrencilere elbise ve yemek vermek, evlenecek genç kızlara çeyiz hazırlamak gibi her günün ihtiyaçları yanı sıra efendileri azarlamasın diye kase ve bardak gibi kapkacak kıran hizmetçilere verilmek üzere para vakfı yapan hayırseverler. Yalnızca bunlar değil elbette. Divitinde mürekkep kalmayanların divitlerine mürekkep koymaları için kurulan mürekkep vakfı, mumu tükenen öğrencilere mum temin etmek için kurulan vakıflar bulunmaktaydı. Çocukların emzirilmesi gayesiyle kurulan vakıflar, şehirlerdeki yol ve sokakların temiz tutulması için arkalarında kül olduğu halde caddedeki tükürük ve balgam gibi insanı tiksindiren şeylerin üzerini kapatmak gayesiyle dolaşanlar, oyuncağı bulunmadığı için arkadaşlarıyla oynayamayan çocuklara oyuncak alınması ile ilgili vakıfları tesis edip meydana getiren hayırseverlerin yaptıkları bu kadar da değildir. Selçuk Hatun gibi bıraktığı vakıf, bahçe ve tarlaya
her yıl muhtelif cinsten 100 meyve ağacının dikilmesini şart koşanlar da vardı. Yeni camide duran leylekler için yılda 100 kuruş yem parası vakfedilmiştir. Osmanlı dönemi vakıf eserlerinin isimlerini bile saymak ciltlerle ifade olunur. Yalnızca bazılarının ismini saymakla yetinelim. Cami, mescit, külliye, medrese, mektep, çeşme, sebil, selsebil, şadırvan, fıskiye, havuz, kuyu, hamam, ılıca, hela, yol, köprü, kervansaray, imaret, hastane, kütüphane, namazgah, gasilhane, tekke, ribat, zaviye, dergah, türbe, künbet, çarşı, pazar, han, kışla, kale, kaldırım, miskinhane, kalenderhane, darülkura, darülhüfvas, darülhadis, muvakkithane, çamaşırhane, yağhane, mumhane, şekerhane, demirhane, dökümhane, fırın, tezgah, mezbaa, tophane, güllahane, şişhane, tımarhane, darüşşifa, su yolu, sarnıç, sığınak, kabristan, köşk, konak, meşrutahane, kahvehane, bozahane, şırahane, kıraathane, eczane, mahzen. Vakıf bırakanlar, yaptırdıkları, vakfettikleri eserleri geride bırakırken, onların korunmasını, kullanmasını, yaşatılmasını istemişler. Bu nedenle geride bıraktıkları eserlerin bir duvarına ya bir dua ya da bedduayı asmayı ihmal etmemişler. Yalnızca halk değil, bu geleneği padişahlar dahi sürdürmüşlerdir. Söz gelimi Fatih Sultan Mehmet, Ayasofya'yı vakfedip cami olarak kullanılmasını istemiş, bu amaç dışında kullananların yakalarının bir araya gelmemesi noktasında beddualar etmiş. Fatih'in oğlu Sultan II. Bayezid'in de vakıf bedduası şöyledir. Allah'a ve ahiret gününe inanan, güzel ve temiz olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik eden, emir, bakan, küçük ve büyük herhangi bir kimseye bu vakfı değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksiltmek, başka bir hale getirmek, iptal etmek, işlemez hale getirmek, ihmal etmek ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun şartlarından herhangi bir şeyi ve kaidelerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir, iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır, feshedilmesine veya başka bir hale dönüştürülmesine kast ederse, haram üstlenmiş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikap etmiş olur. Böylece günahkarlar alınlarından tutularak cezalandırıldıkları gün, Allah onların hesabını görsün. Malik onların isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem nasibi olsun. Zira Allah'ın hesabı hızlıdır. Kim bunu işittikten sonra onu değiştirirse, onun günahı değiştirenler üzerindedir. Kuşkusuz o, iyilik edenlerin ecrini zayi etmez. İkinci Bayezid devri yazarlarından Kantakasin, Osmanlılarda vakfe olan itibarı şöyle anlatır. Küçüğü ve büyüğüyle Türk ileri gelenleri cami ve hastane yaptırmaktan başka bir şey düşünmezler. Onları zengin vakıflarla teçhiz ederler. Yolcuların konaklaması için kervansaraylar inşa ettirirler. Yollar, köprüler, imaretler yaptırırlar. Türk büyükleri bizim senyörlerimizden çok daha hayır sahibidirler. Son derece misafirseverler. Müslüman Türkler, Hristiyan ve Yahudileri memnuniyetle misafir ederler. Onlara yiyecek, içecek ve et verirler. Bir Türk, karşısında yemek yemeyen bir adamla, Hristiyan ve Yahudi bile olsa, yemeğini paylaşmamayı çok ayıp sayar.
Tarihi bir belgede geçen şu ifade, vakıfların önemini ne kadar da güzel anlatır. Osmanlı Devleti sınırları içinde vakıflar sayesinde bir adam vakıf bir ağaç evde doğar. Vakıf beşikte büyür, vakıf ormanlarından geçimini temin eder, vakıf mallarından yer ve içer, vakıf kitaplarından okur, vakıf bir medresede hocalık yapar, vakıf idaresinden ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve vakıf bir mezarlığa gömülürdü. Osmanlı Arşiv Belgesi. Vakıf Kültürü Müzesi'ne hoş geldiniz. Peygamber Efendimizle birlikte başlayan vakıf kültürü sürecini anlattığımız Vakıf Kültürü Müzesi'ne hep birlikte gezeceğiz. Burada Türk İslam medeniyeti ile birlikte başlayan süreçte hangi eserler vakfedilmiş, neler yapılmış, bu eserlerin müellifleri kimlerdir? Hep birlikte bunlara gezme şansına sahip olacağız. Asya bölgesinden, Türkistan'dan Bursa'ya müthiş bir ses ve soluk geldi. Biz de o anı canlı şahit yaparak tarihe not düşüyoruz. Türk Dünyası 2022 yılı Türk Kültür Başkenti'ndeyiz. Etkinlikleri takip ediyoruz. Halı ve Ergenekon geçidiği önemli ama su etkiledi. Ve Altaylar bir su medeniyeti, su kültürü. Türk tarihinde, hatta uygarlıklar tarihinde suyun ne kadar önemli olduğunu gördüm. Ve Altay dağları Ruslar bir ırmağı diyor, Kado ırmağı diyor. Bu ırmakların aslında Altayca kadın ırmağı, bey ırmağı ve iki ırmağın birleşerek oba adını aldığını söylüyorum. Sen anladınız bunu. Orada Altay Türk'ü bir genç bize rehberlik yaptığında bu ırmakları takip ederek Ergenekon geçidine çıktık. Ergenekon geçidinin bulunduğu yerin sol tarafından Bey ırmağı doğuyor, sağ tarafından da kadın ırmağı doğuyor.
Altayların bittiği noktada da bu ırmaklar birleşiyor, oba adını alıyor. Gerekçesini sorduğumda işte diyor, bizim neslimiz kadın ve erkek birleşiyor, evleniyorlar, oba kuruyorlar. Obadan sonra diyor çocuk çoluğa karışıp denize gidiyorlar. Ama bu noktada bir akademik çalışma, tez, doktora konusu ve belgeseller var mı diye araştırdığımda maalesef yeteri kadar yok. Suyun tarihimizde, kadim tarihimizde ne kadar önemli olduğunu görünce buradan yola çıktık ve Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa 2022 ve aslında bir vakıf medeniyeti su. Peygamber Efendimiz'de başlıyor ama suya en çok değer veren topluluk, millet, Türk milleti olduğunu görüyoruz orada. Kutsuyor suyu. Hakikaten o suyun her biri ayrı bir öneme matuf. Biliyorsunuz Yenisey Irmağı, Yenisey Yazıtları'nın, bu Altay Dağları'nın hemen sol tarafından aşağı akan Yenisey Irmağı, Yenisey Yazıtları'nın bulunduğu yer. Orhan Irmağı, bunların hepsi Kuzey Buz Denizi'ne dökülüyor. Orhan Irmağı kenarlarında. İnanın taş diye bir şey yok. O taşları nasıl getirip koymuşlar oraya? Ve taşlar şu anda koruma altında.